çıkabilir miyiz canım? Bize yol verir misin lütfen? Peki, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Geçerken bakıyor bir de. Sokağa ana yol vardı orada. Ön tarafta tek yön gösteriyordu aslında ama. Evet.
yerde sürekli seçim araçları, seçim evet. pankartları. Mahalle muhtarları, ilçe muhtar, ilçe başkanları. Belediye başkanları. Evet. Çok Doğu, Güneydoğu. Şu anda Güneydoğu'nun ikinci şehrindeyiz. Antep'teyiz. Aslında Şanlıurfa'ya çok yakınız şu anda. Evet. Şanlıurfa'nın sınırındayız. Ama Antep'in ilçesi hala. Evet, Antep'in ilçesi hala. Şunu söyleyebilirim size. İnsanları acayip sıcakkanlı. Acayip. Hele bir önceki konumdaki oraya gelen çoban olsun vesaire, oraya gelen insanlar olsun. Acayip iyi insanlar. Hani aklınızda Güneydoğu'nun o iki şehriyle alakalı soru işareti varsa onları kaldırabilirsiniz. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Çok da başım ağrıyor. İyi, kıyamam. Vallahi biraz kısıtlı gözlerim güneş olmamasına rağmen. Kaç kilometre kaldı? 6.9. Az daha sıktı şimdi. Yapabilirsin. Daha kötü hallerde motor sürmüş insansın. Evet ya. Hatırlıyorum bir kere Uludağ yolunda nasıl mahvolmuştum. Çok kötüydüm ama o zaman. Ya şöyle oluyor. Hadi gidelim. Şakaklardan bir baskı giriyor. Ondan öncesinde sabahında ufaktan enseden bir baskı giriyor. Sonra o baskı gün içinde devam ediyor ve şakaklara kadar ilerliyor. Şakaklardaki baskı gözlerimi bu şekilde kısmama sebep oluyor. Aynı zamanda ağzımda daha fazla tükürük salgılanıyor. Mide bulantısı başlıyor. Ve mide bulantısı başlıyor. Mide bulantısıyla birlikte ufaktan bir terleme başlıyor. Sonra vücut çökmeye başlıyor. Evet. Yatıp uyumak istiyor. Sonra direkt yat ve uyu. Doktorlar varsa teşhis bekliyoruz. Valla vardır belki ya, izleyen bir yeri. Yok ama yani belki. Migren muhtemel. Yani migren dilleri seviyelerinde o bahsettiğimiz baş ağrısı ile beraber gelen mide bulantısı da oluyor. Evet. Uyuduktan sonra geçmesi zaten bir kere direkt migren olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Ya bir de şey, ışık ve gözü fazla hareket ettirmemem gerekiyor odak noktamda. Göz hani farklı şeylere gözüm kayarsa ağrı daha da şiddetleniyor. Hızlı göz hareketleri. Evet. Gözden geliyor direkt ağrı yani. Evet. Ya, her zaman ya olmuyor bu da işte. Evet. Bazen ayda bir oluyor, bazen 3 ayda bir oluyor. Oldu, bazen çoktandır olmadı. Evet. En son Bursa'da olmuştu hatırlarsın. Yok. Nerede oldu biliyor musun? Nerede? Aralıcın hararet yaptığı yerde, Antalya'ya girmeden önce. Evet. Hatırladın mı? Evet, kaldık o... orada, jandarma falan epey, geldi. Epey jandarma içi. Geldi, burada kalamazsınız. Allah! Kafama şey düştü yukarıdan. Yerin adını hatırlayamadım. Antalya'ya girmeden önce bir hiç çalışma yapılmamış bir antik kent vardı. Ariasos. Ariasos, aynen. Oraya gittik. Giderken Tolga aynı böyleydi ve gittiğimiz gibi yattı. Evet. Hatta ertesi güne kadar hiç kalkmadı. O kadar yattı yani. Ertesi akşam saatlerinde biraz toparlamaya başlamıştı ki jandarma geldi, burada kalamazsınız, yasak normalde burada kalmak derken cümleyi tamamlayamadan Tolga'nın halini görünce evet. Tolga da rahatsızım o yüzden mecburen kaldık falan dedi. Tamam kalın, sorun değil dediler. Gerçekten mecburiyetten kaldık bu sefer orada. Bir gün sonra uyandığında daha iyiydi. Evet. Orayı gezmiştik falan ama şey, o uzun sürmüştü mesela o. Ya sürekli o dönemde yolda olmanın verdiği bir yorgunluğun da etkisi olabilir. Uzun sürmüştü çünkü hatırlarsın.
metropollermiş. Hasta çorbası. Evet. Ne istiyorsun? İstemedim. Hı? İstemedim. Bir şey oldu. Pul ver olur hayatım be. Işık böyle iyi mi? Hayır. Nasıl? Ha, gözüme vuruyor. Osman yukarıdaki küçük ışığa mı geçeyim? Normalde olur. Ha. Tepede olduğu için rahatsız etmezdi. Bu biraz şey yaptı. Ben de az ışık olsun diye onu açtım rüya. Başım mı döndü? Yok. Başım mı döndü? Evet. Eyvah. Ambiyans. Ambiyans. İyip böyle böyle diye. Oy, hiç sevmiyorum şu halimi ya. Ben çok seviyorum. Hiç sesin çıkmıyor. Şaka tabii ki. Biliyorsun senin hastalıklarına karşı benim tepkim. Sen hasta olacağına ben hasta olabilirim yani. Şunu şöyle çıkartalım mı? Evet. Peki sana dizi açayım mı? İster misin? Evet. Doktor House izleyelim. Doktor House'u bitiremedik. Doktor House izlemeyelim o zaman. Evet, Doktor House miydi bulandırıcı? Tam onu diyecektim ben de. O zaman sana bir hemen bir şey bulayım. Hemen de bulamayabilirim. Olsun. Bulacağım şimdi ben sana. En üstte tepede çıkan herhangi bir şeyi aç ya. Yok, hiç güzel bir şey çıkmadı orada şu anda. Ben başlıyorum. Başla. Afiyet olsun. Afiyet olsun, şifa olsun. Amin. Şirinlerin dizisi çıkmış. Olur. İzleyelim mi? İzleyelim hadi. Ne güzel çalıyordu. Bunun sorunsalı. Çaldım. 196. Tamam, tamam, değil mi? 197, 198, 199. O zaman afiyet olsun. 200. Afiyet olsun canım benim.
Merhaba dostlar. Tekrardan merhabalar. Bugün daha iyiyim. Dünkü hezimetten sonra. Tolga'nın baş ağrısı sabah geçti. Evet. Ama benim baş ağrım başladı. Evet, ufaktan bir düzende başladı baş ağrısı. Ondan sonra şimdi neredeyiz? Zeugma'dayız. Arkada yazdığını, yazısını gördüğünüz üzere. Zeugma'yı gezeceğiz. Ama bunu size az aktaracağız. Çünkü biliyoruz antik kentler ve ne diyordu Delican'a? Yine dağ taş geziyorsunuz mu diyordu. Bir şey söylüyordu, unuttum antin şimdi. Kutin. Antin kutin işlerdesiniz yine diyen sevgili takipçilerimiz var. O yüzden az tutacağız. Fazla göstermeyeceğiz yine size her zamanki gibi. O zaman hadi Zeugma Müzesi'ne hep beraber gezelim. Zeugma Müzesi değil ama bir daha gel. Zeugma Antik Kenti orası. Evet, Zeugma Antik Kenti'ni hep beraber gezelim. Zeugma Antik Kenti zamanında Fırat Nehri'nin her iki tarafına kurulmuş. Apameia tarafı şu anda Fırat Nehri'nin sularının altında. Şurada da ufak bir görselini yapmışlar. Zamanın en büyük askeri ve ticari merkeziymiş. Evet, şimdi hemen şöyle göstereyim ben size. Kazılarda kurtarılan ve esas gizlen yer burası. Ama biz şu yoldan aşağı yürüdük, şu yoldan. Şöyle geldik. Burada kazılar devam ediyor halen daha. Şimdi hemen size bir harita göstermek istiyorum. Arkamda gördüğünüz şu harita şu an Fırat Nehri'nin sularının altında. Evet, burada iki ev var. Poseidon ve Iokrates evleri. Evet. Zeugma Mozaik Müzesi'nde kurtarılan mozaiklerin pek çoğu aslında Poseidon evindendi. Hatta böyle 8-9 tane falan bulmuştuk galiba, değil mi? Hep aynı evden. O mozaiklerin bulunduğu yerleri de gösteriyor burada haritada. Ve o ev şu anda burada sular altında. Yani 15 metre gibi bir rakam var. Şu an sular altında şu bölüm. Birçok yer sular altında kalmış zaten. Ve çok derinde. Böyle ucu falan gözükmüyor yani. Evet evet. Yani suyun üstünden hiçbir şey gözükmüyor. 385 metre değilse hemen birkaç metre ilerisi direkt 5 metre, 10 metre, 15 metre diye derinleşiyor. Evet. Burada da size şimdi birazdan göstereceğim ekrandaki mozaikler, ki bunları bir önceki, hatta iki önceki videodan hatırlıyorsunuz birçoğunuz. Ondan sonra bu sitenin, burası tek bir ev. Tek bir evin içerisinde bulunan yerleşim planına ait mozaikleri simgelemişler burada. Bak, direkt burada fotoğrafı da var. Rüzgar alabilir buraya geldiğinde ama. Şöyle yapayım. Bunun tamamen canlandırması Mozaik Müzesi'nde de vardı. Ev şeklinde hatırlıyorsan. Evet. Yürüdük aralarından böyle bu tarafa doğru. Aynı şekliyle orada yapmışlar bunu seyirken. Şu da eski kurtarma hali. Baraj öncesi. Baraj öncesi. Bunu çok dikkatli bir şekilde tabii bu eserleri kurtarıp bunlar şu anda müzede sergileniyor. Hatta şöyle birden gideyim. Biz Zeugma Mozaik Müzesi'nde size gösterdiğimiz ve bizim hayran kaldığımız mozaikler bunlar. Eğer görmek isterseniz o videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu mozaiklerin hepsi buradan kurtarılmış mozaikler. Bak, en sağlam çıkmıştı, hatırlıyor musun? Evet. Havuz kenarında olanlar. Havuz kenar mozaiği. Hemen şurada köprüyü görüyorsunuz. Baraj. Fırat Nehri'ni bugünkü konumuna getiren baraj. Birecik Barajı. Evet, Birecik Barajı. Bilgenin önünde durduğu bu yerde Zeugma Dionysos ve Danae evleri, koruma yapısı. Bu da haritadaki konumunu da gösterelim size hemen. Fıtı 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 fıtı. Haritadaki konumu da Gülden gösteriyor size. Burada. Az önce buradaydık. Yani şuradaydık. Evet. Sula değil. Şuradaydık. Aslında çok büyük bir alan ama şu anda sergilenen, yani gezip görülebilecek yerler bu kadar. Evet. Tepede tiyatro, tapınak, bir sürü şey var aslında. İnşallah oralarda bir gün açılır. İnşallah. Hadi içeri girelim o zaman. Hadi. Şimdi içeri girdiğiniz gibi böyle tabelalar karşılıyor. Şu OR kodları okutursanız, telefonunuzda da YouTube yüklüyse şu canlandırmanın halini görebiliyorsunuz. Şu fotoğraflar da o canlandırmadan çıkan fotoğraflar. Bakın şimdi şuraya dikkat edin. Burası burası. Çeşmesi. Yanlarında iki kolon olduğunu varsayın ve yukarıya doğru devam ettiğini varsayın. İşte biz şu yapıyı gördüğümüzde bizim gözümüzde bu canlanıyor.
şu anda şu gördüğünüz görselde burada bir sarnıç yıkılmış ve sarnıçtan geriye kalan yıkıldıktan sonra buraya hasar vermiş mozaiği. Kalan görsel bu. Sizce de çok çirkin değil mi bu? Nereye geldin ya? Bu? Biz Max'i bu arada burada gezdirmiyoruz çünkü evet. 7-8 tane kadar bu arkadaşlardan var. Hep beraber yürümeyelim diye. Max'i evet. alırsak onlar da beraber gelecek bizimle. Evet. Ama şimdi eve girdik, arkamızı bir döndük. Bu yaramaz gelmiş bizim peşimizden. Çok tatlı bir dudağı var. Yarım çok dudak. Güzel suratı ya. Bir de hani çok bunda güzel. Bir sıkıntı yok ama dişiler biraz fazla bağırıyorlar. O yüzden Max'i almadık yanımıza. Evet, 7-8 köpekle gezmek daha önce deneyimlediğimiz antik kent gezilerinden. O yüzden evet. burada çok rahat çok zor edemeyiz olmuyor. Diye Max'i şey, almadık. Çok zor oluyor pardon. Çok. Onları ayrı kontrol etmeye çalışıyoruz. Max'i ayrı tutmaya çalışıyoruz. Dede çekim yapmak tabii haliyle. Ama çok yakışıklı bu çocuk. Evet, evet bu çocuk çok yakışıklı. Şu anda bulunduğumuz konum da burası. Bakın gözünüzü canlandırın. Şöyle bir yer. Şöyle bir yer ve günümüze kalan burası. Şuradaki yapıda onu gözünüzde canlandırın. Burada da bir ev varmış. Bu alanda geometrik desenli mozaik evmiş. Giriş tabelalarında ismi gözükmese de evin. Evet. Aslında ev, bir arada evlerin bulunduğu bir alanmış burası. Hadi giriş katı gezmeye devam. Köpeklerden biri de dışarıda bekliyor. Oraya gelmiş. Gezimizin bu odadan başladığı yerden şu anda şuradayız. Freskli oda denilen yerdeyiz. Bu odada Gülden'in fotoğraflarını çekmeye çalıştığı mermer görünümlü verilmiş ama mermer olmayan boyama ile yapılmış çizimler görüyorsunuz. Ve bu odada bir de yazıt bulunmuş. Evet, köleleriyle birlikte. Köleleriyle birlikte huzurlu ve mutlu ferah, refah içinde yaşamaları temenni edilmiş. Öyle de bir yazı bulmuşlar evet. bu evin içerisinde. Evin dış duvarında. Dış duvarında evet. Bu arada bu evler Roma dönemine ait olan evler olduğu söyleniyor. Yani milattan sonra 2. yüzyıl gibi yanlış evet, okumadıysam evet. değil mi? Milattan sonra 2. Roma yüzyıl. Evleri diye Roma evleri diye geçiyor bu taraf. Bak şurası da su kanalı. Şu gördüğünüz yer. Gösterebilir miyim? Tam şu kanal, su kanalı. Bu evler birliği diyeyim ben buraya. Evet. Çünkü bir dışarıda tabii da iki ismi yazsa da içeride çok fazla birleşik nizamda evler var. Hı-hı. Bu alanın içinde latrina da var. Yani tuvalet de varmış. Evet. Tabelada okuyunca şaşırmıştım. Hani tek ev düşününce evin içinde mi tuvalet var acaba diye. Çünkü hiç görmedik şimdiye kadar. Yani antik kentin genelinde oluyor bir tuvalet. Sitenin ortak tuvaleti evet, gibi. Burası siteye özel olmuş. Aynen. Normalde latrina dediğimiz şeyler biliyorsunuz tuvalet. Evet. Genelde de dışarıda ortak alanda olur ama burada bu 5 evin içerisinde bir latrina mevcut. Evlerin ortak kullanım var. Alanı gibi. Ama orada sütunlar var. Hadi bakalım. Şimdi Dionysos evi olarak adlandırırlar ya. Şuradayız. Üst evdeyiz. Şu 8 kolon avlunun etrafındaki yapıyı koruyor. Avlu diye tabir edilen yapıyı ve o 8 kolon bu. Bu 8 kolon. Buranın üstü açık ama etrafı vakti zamanında kapalıymış. Yani evlilik sahnesinin mozaiği. Evet. Bu hemen önümüzdeki alandaymış. Arkadaki de kaya odası. Misafir ve yemek salonu olarak kullanılmış. Duvarlarda halen daha sıvaların kalması ve sıvaların üzerindeki renklerin kalması mükemmel. Şimdi adam evine sıva yaptırıyor, bir senede o sıvalar dökülüyor. Maalesef öyle. Evet, bu da A evi. En üst noktadayız. Şöyle gösterebilirim size. Şu anda en üst noktaya çıktık. Biraz önce gördüğümüz A evinin avlusu. Şurada gördüğünüz şey de niş de. Oraya evi koruması için
tanrı heykelcikleri koyarlarmış evet, vakti zamanında. Evet, burma ritüelleri öyleymiş. Küçük heykelcikler koyuyorlarmış o özel bölgeyi. Şimdi de yine A evindeyiz. A evinin farklı bir açısındayız. Burada gördüğümüz yerde mozaikli oda. Kaçakçılar ya da işte defineciler bu odanın ana merkezine biraz hasar vermişler. Şu anki görünümü maalesef ki böyle. Zaten buradaki evlerin bulunuş hikayesinde de kaçakçıların yaptığı bir kazı baskınından evet. Sonra kazı yapmaya başlıyorlar ki muhtemelen en çok takip edilen yer burası. Diğer kaybolanların haricinde. O kaçakçıların kazısına baskın yaptıktan sonra buradaki kazı çalışmalarıyla burası bulunmuş. Evet. Maalesef. Şimdi alanın en üstündeyiz. Alanın en üstünden de manzara şu anda bu şekilde görünüyor. Ama size başlangıçtan beri gösterdiğimiz oda oluşumlarını hayal ederseniz şu an buranın nasıl göründüğüne dair bir canlandırma yapabilirsiniz gözünüzle. Şimdi de Danea evindeyiz. Yani şu bölüm. Bunun alt tarafını görmüştük zaten aşağıdaki giriş yerde. Aslında biz şu anda o evin ikinci ve üçüncü kat gibi olan kısmındayız şu anda. Yani şu fotoğraftan da belki birazcık size fikir verebilir. Şu avlunun üst tarafı açıklığı. Şu anki görselde maalesef böyle. Halbuki şurada bir düzlük var. Şunun üstüne doğru çıkan. Ortada şuradaki mozaiğin üstü açık. Onun üstleri yine kapalı. Şu kısımlar yine kapalı. Çatıları var hep. Ama maalesef şu anda böyle. Tabii hayal gücünüzü çalıştırırsanız ama orasının şey, şöyle olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bilgilendirmeler çok iyi olmuş. Yani düşünebiliyorsun. Onun orada olduğunu fark edebiliyorsun baktığında. Çoğu yerde onları hayal evet, ediyoruz. Şöyle tamamen. Bir canlandırma çoğu yerde yok. Evet. O yüzden burayı şimdi çıplak gözle şu şekilde gördüğünüzde burası hakkında çok fazla bir bilginiz olmuyor. Evet tamam işte eski yerleşim diye hemen geçiştiriyorsunuz. Ama şu canlandırmalar, şu canlandırmalar ve bu canlandırmaları YouTube'da da bulma şansınız var. Şuradaki kare kodu okutarak. O da size hayal gücünüzü genişletmenizde çok büyük yardımcı oluyor. Evet. Yani yerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Bence burayı gezmeden önce Antep'in içindeki mozaik müzesi gezilmeli. Kesinlikle. Çünkü orada asıl eserleri gördükten sonra burada gezerken, buradan çıkarılan mozaikleri gördükten sonra burada gezerken biliyorsun o buradan çıkartılmış diye düşünüyorsun direkt. Hem o açıdan çok güzel hem de biz hep antik kentleri gezerken asıl halkın yaşadığı, insanların yaşadığı yerleşimleri merak ediyoruz. Evet. Çünkü çoğu antik kentte maalesef evlerin olduğu yerler bile gözükmüyor. O yüzden burası bence özel bir yer oldu. Aynen öyle. Evlerin içini gezebildik direkt. Bizim için çok özel bir yer oldu. Evlerin içini gezdik. Nasıl yaşamışlar, nasıl bir kültüre sahip olmuşlar. Direkt onları burada özümseyebiliyorsunuz. Bu yönden çok değerli bir yer burası. Evet, kesinlikle farklı bir yer. Bu tarafa gelin. Kesinlikle. Bakın ama yani. Öncesinde Gaziantep'teki Mozaik Müzesi ikinci adresi olarak mutlaka burası. Bu taraflara gelirseniz uğrayın falan demedim yani gelin direkt. Gelin direkt. Şimdi B evindeyiz. Evin aslında şu en üst kattayız aslına bakarsanız plandaki. B evin görünümü yine böyle. Bakın hep mozaiklerin bulunduğu yerlerde üst taraf hep aydınlık yani açık. Gökyüzünü görüyorlar hep. Ve burada aynı zamanda yağmur su birikimi de gerçekleşiyor. Bu su birikimi de size hemen şöyle göstereceğim. Şuradaki kanallar vasıtasıyla dolanıyor. Site içerisinde dolanıyor. Şimdi burada da arka kapıya yani şu gördüğünüz kapıda dışarıya sokağa açılan yer. Dış kısmı açılan bölge. Ve şurada da yine bir su sarnıcı mevcut. Su sarnıçlarının önünde de yine ufak mozaik var. Yani suyla alakalı olan her yerde mozaik kullanmışlar. Şimdi buranın şu anki halini de size göstereceğim. Mozaik gayet korunmuş. Hatta şuradaki ufak mozaik bile net seçilebilir halde. Ve mozaiğin hemen yanında şurada bir kapı olduğunu hayal edin. Şurasının kapı olduğunu hayal edin. Ve bu kapının sokağa açıldığını hayal edin. Müthiş ya. Gerçekten çok güzel. Burası milattan sonra 4 ve 5. yüzyıllar arasında değişkenlik de göstermiş bu arada. Yani birden fazla amaç için kullanılmış hep sonra gelenler
hep farklı amaçlar için kullanmaya devam etmişler bu yapıyı. Geldiğimiz yer orasıydı. Şu bölgeden yürüdük. Şurası giriş yeri. Burayı bilerek sona bıraktık bu bölgeyi. Market ve arşiv odası varmış bu bölgede. Şurada da eski bir... Nereden fark ettik bu arada? Şurada bir tabela vardı. Tabelayı gördük yolda yürürken. Şu tabelayı yolda yürürken gördük. Yoksa burası tarlanın içi. Çok da belli değil yani burada böyle bir yapının olduğu. Çok yürüyen de olmamış. Buradan sonrası otçuluk çünkü. Evet. Gülden'in dediği gibi birçok kişi yürümemiş çünkü yol gördüğünüz üzere sarmaşıklar ve dikenlerle sarılmış. Merdivenlerin oradan buraya kadar devam ediyor aslında yapı. Birçoğu toprağın altında kalmış. Fırat Nehri. Evet, yukarıdan gözükmüyordu. Haritada aşağıda ev kalıntıları olduğu söyleniyor ama su altında kalmış gibi gözüküyor. Suya yakın. Ama buradan kalıntılar gözüküyor. Bu arada Gülden'in yeni saçı. Evet, renklendim. Evet, ve Max özgürlüğüne kavuştu. Şimdi sırada Max'i gezdirmek var. Hemen cazgırlar. Bahsettiğim 7-8 köpek arkadaştan en cazgır olanı bu. Böyle göl kıyısında oturacak yerler var, çok güzel. İskele var bir tane. Ve burada sabah gezmeye çıkmadan önce bayağı sandalyelerini alıp gelen insanlar vardı buraya oturmaya. Hadi köprüye gidelim. Gel. Yürüdük, gezdik, eğlendik. Herkes evine. Merhaba. Merhaba. Zeugma Antik Kenti'nden antik su dolduruyorlar. Hem de hortum bile var. Hem de hortum var. Evet. Antik kentten çıkarken suyumuzun bittiğini fark edip az doldurmuştuk buraya gelirken. Buradan su alabilir miyiz diye sorduk. Hortum verdiler direkt. Bu arada burada karavanla gelirseniz, özellikle gece geç saate kalıp hani burayı gezmek için vaktiniz olmazsa, bir gece konaklamaya müsaade ediyorlar. Dışarı yayılmaya müsaade etmiyorlar. Park ama, etmeye müsaade evet, ediyorlar diyelim. Park etmenize müsaade ediyorlar. Zaten jandarma da yakın çevrede müsaade müsaade etmiyor. Burada da en azından güvenlik kameraları var. Burada durun. Evet, jandarma yönlendiriyor buraya. O zaman kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz beyefendi evimize. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız inşallah? İyiyiz maşallah. Siz nasılsınız inşallah? Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler değiliz. Sağlığınıza dua edeceğiz. Çoluk çocuk nasıllar? Gördüğünüz gibi uyuyorlar. Şöyle koyayım, geliyorum. Hadi bakalım. Şiddetli bir migren ağrısıyla başlayan yolculuğumuz güzel Zeugma Antik Kenti ile son buldu. Antik Kent güzel.
Fakat var olan kısımların tamamı açılsa çok daha güzel olur bence. Çünkü evet, sadece iki, yani evler topluluğunu ziyaret edebiliyorsunuz ve zaten mozaiklerin pek çoğu Zeugman Mozaik Müzesi'ne taşınmış durumda. Ama devasa bir alan. İnşallah çalışmalar yapılır da diğer yerlerde gezmeye açılır. Evet. Bir eksik yanı bence, hani olsaydı daha güzel olurdu dediğim yanı o. Evet. Yani evet, hani tapınak var, ne bileyim amfiteyatroyu evet, gösterir yerler var vesaireler var ama oraları gezme gibi bir olayınız yok. Çünkü gezi güzergahı yok oralarla ilgili. Evet. Çünkü etraf hep bağ bahçe. Hani sürülebilir arazi halen daha buranın işlemi devam ediyor aslına bakarsanız. Mesela o ön alandaki neydi? Arşiv odası. Arşiv odası aslında ve market. Yol falan gayet açık evet, ama üstündeki işte tarlanın uzantısı, sazlıklar, çalılarla beraber çok çalışma yapılmamış yani. Yol çıkmış meydana sadece. Evet. Sonra canlandırılsa güzel olur. Yani daha fazla vakit geçirebilir insanlar bu tarafta ama şey de güzel, şu bahçe yapmışlar ya. Park. Evet, önde park bahçe yapmışlar en son orada gezdiğimiz yer. Oturulup işte termosla çay kahve getirip orada vakit geçirmek için güzel bir yer o tarafta. Evet. Yani alan çok keyifli. Halen daha kazı çalışmaları devam ediyor. Size videonun orta bölümlerinde gösterdiğimiz yer, orası halen daha faaliyet gösteren bir alan. Ondan sonra Gülden de dediği gibi işte buradaki birçok mozaik suların altında kalacak olan gruptaki mozaikler oradan dikkatli bir şekilde çıkartılıp hepsi Antep'in merkezindeki mozaik müzesine taşınmış. Hepsini orada görebilirsiniz. Ve yine Gülden'in dediği gibi evveliyatında mutlaka Antep'teki mozaik müzesini gezin. Orayı gezdikten sonra bu tarafa da mutlaka uğrayın. Evet. Buraya bakış açınız tamamen değişecek. Orayı gezmeden buraya gelirseniz biraz hayal kırıklığı yaratabilir bence. Evet. Çünkü ufak bir alan ve çok anlaşılır değil yani. Evet, orada birkaç tane ev. Hatta birkaç tane ev gibi düşünmüyorsunuz orayı görünce aslında. Sanki bir evin odaları varmış gibi düşündürüyor. Evet. Aile sitesi gibi. Site diyeyim hani. Evet. Yani. Ondan sonra öyle bir yer. Farklı bir yer. Antik kenti hep beraber gezdik sevgili abonelerimizle birlikte. Ama bu antik kenti gezerken kaçak yolcularımızla birlikte de gezdik aynı zamanda. Gördük. Gişeye ödeme yapmadılar. Abone ol butonuna basmadılar. Beğeni yapmadılar. Yorum yapmadılar. Bunlar gözümüzden kaçıyor zannetmeyin. Bunların hepsini görüyoruz. Evet. Bizimle beraber geziyorsunuz ama kaçak yolculuk yapıyorsunuz. Lütfen. Lütfen, olmuyor böyle. Videolarımızı beğeniyor ve bizimle birlikte Türkiye kıyı ve sınır şehirlerini gezmeye devam etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Zil bildirimini açın ki yayınladığımız her videoyu ilk önce izleme imkanına tanık olun. Evet, bu arada yine bir hatırlatma yapalım. Çarşamba ve cumartesi akşamları saat 8.45'te bir evet, aksilik olmadığı sürece haftada 2 video paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Haftada 2 videomuz her zaman için ilk gösterim oluyor. İlk gösterimin şöyle bir güzel tarafı var siz izleyenler için. Bizim için de. Ve bizim için de. Sizlerle birlikte canlı sohbet yapabiliyoruz biz ilk gösterim esnasında. Evet. Yani videoyu o anda atıyorum 50 kişi, 20 kişi, 10 kişi, belki 70 kişi, belki yüzlerce kişi aynı anda izleyebiliyor. Ve canlı sohbete aynı anda katılabiliyor. Bunun yanı sıra bir katıl butonu ekledik geçtiğimiz haftalarda. Hı. Bu butondan size çok fazla bahsetmedik. Bir Antep videosunda bahsetmiş olabiliriz. Geçtiğimiz 1-2 video öncesinde kısa bir bahsettik. Ben yine de bahsedeyim. Neden öyle bir şey yaptığımızla ilgili. Katıl butonunda farklı farklı ücretlendirmelerde bize aylık abone olabiliyorsunuz. Ama bu abonmanlığınızı kesebiliyorsunuz. Yani mesela bizim orada yaptığımız işte bu ay benim yerime de gezin mazotunuz benden diye bir şey var orada 3000 lira tutarında. Onu mesela yaptıktan sonra eğer abonelikten çıkmazsanız her ay 3000 lirayı keser. Ama bize destek olmak isterseniz mazot konusunda oradaki o iki seçenekten birini seçerek destek olabilirsiniz. İki mi? Üç seçenek yok muydu? Mazot için iki seçeneğimiz var. Onun haricinde iki seçeneğimiz daha var. Biri çorbada benim de tuzum olsun diye bir destek sunabilirsiniz. Evet, belli meblağlarda aslında düşük.
evet, hedeflerden yükseğe doğru çıkarak belli meblağlarda böyle seçenekler oluşturduk. Bize destek olmak isteyen insanlar için YouTube bize böyle bir avantaj sağlamış. Evet. Bu avantajı YouTube takipçilerini farklı klasmanlara bölüp o takipçilere ayrı özel yayın yapma ihtiyacı doğuruyor aslına bakarsanız. İşte daha fazla para verene daha özel içerikler üretiliyor falan. Ama bu bize biraz saçma geldiği için YouTube'un bu kısmı, biz de bunu daha farklı yorumladık. Kendimize göre yorumladık. İşimize geldiği gibi çevirdik. Orayı da bir incelerseniz ondan da müteşekkir oluruz. Onun haricinde zaten yorum yapmanız ve beğeni yapmanız, videolarımızı beğenebileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşmanız bizim için aslında en büyük desteklerden biri. Bunu da arada belirteyim istedim. Şimdi yolculuğumuz aslında bu videonun şöyle bir özelliği var. Onu da atlamadan geçmeyeyim. Az daha unutuyordum. Bu aslında Gaziantep'in son videosu. Evet, onu söylemeyi unuttuk. Evet, çünkü şu anda bulunduğumuz yer Gaziantep hala aslında, ama Şanlıurfa sınırına çok yakınız. Yani evet, biraz daha ileri gittiğimiz gibi Şanlıurfa sınırlarında Fırat Nehri'nin artık arka tarafı Şanlıurfa, evet, aslında. Gaziantep'ten bu videoyla birlikte ayrılıyoruz. Gaziantep'te tanıştığımız, parkta konaklarken tanıştığımız, köpek parkında tanıştığımız, gezerken yollarda sohbet ettiğimiz bir sürü insan oldu. Tanışamadığımızda bir, evet, sürü insan oldu. Kapıya not bırakmışlar. Evet. Onu birkaç çekmedik kişi galiba orada, değil mi? Çekip galiba hatırlamıyorum. Çekmedik. Biz gezmeye gittiğimizde, yürüyerek gezmeye gittiğimizde karavanı görüp ziyarete gelen ya da konumdan takip ettiği için oraya ziyarete gelip sağ olsun bir adisyona not yazarak bizim, evet, kapıya, benim kapıma sıkıştırmışlar. Karşılaşamadık onlarla. Birkaç kişi de biz Gaziantep videolarını YouTube'da paylaşmaya başladıktan sonra çok tanışmak isteriz diye yorumlar yazdı. Ama biz o bölgeden uzaklaşmıştık o dönemde. Çünkü YouTube videolarının bir düzenleme ve hazırlık aşaması olduğu için biz o arada videolar sırasını beklerken biz ilerlemiş oluyoruz. Haliyle siz o videoları izlerken biz çok uzaklarda oluyoruz maalesef. Yani çok uzak olmasa bile o konumda olmuyoruz hala. Görüşemediğimiz kişilere de buradan selamlar, sevgiler tekrar. Evet. Görüştüklerimize de çok teşekkür ederiz. Evet. Güzel sohbetleri için, keyifli anlar için. Max bir sürü arkadaş edindi Gaziantep'ten. Aynen. Güneydoğu bölgesinin ikinci şehri olan Gaziantep, bizim, hayır, gezdiğimiz. Evet. Devam et. Bizim gezdiğimiz gibi ikinci şehri olan Gaziantep bize çok güzel anılar bıraktı. Gezemediğimiz çok fazla yer oldu deprem dolayısıyla. Gezdiğimiz, evet, çok fazla yer oldu. Biz çok beğendik. İkinci şehirler Türkiye il il turumuzda da Gaziantep'e mutlaka geleceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Çünkü o zaman tüm takipçilerimizle ufakta bir organizasyon, evet, bir buluşma ayarlarız mutlaka. Her şehirde bir buluşma günü ayarlarız mesela. Evet, çok da güzel olur. Evet, öyle yapabiliriz. Şey geldi aklıma, Güneydoğu deyince Güneydoğu insanıyla ilgili bir şey söyleyecekmişsin gibi geldi. Biz dün akşam burada kaldık. Yani Zeugma, evet, Antik Kent'in otoparkında kaldık. Ama işte otoparktaki o gördüğünüz cazgır arkadaşlar yüzünden gece Max'i dolaştıramayız diye biraz ileriye gittik aslında. Evet. Orada bir göl kıyısına inen bir yol vardı. Oraya gittik, daha sessiz olur ve Max'i gezdirebiliriz diye. Yol kenarı bir yerde durduk. Ondan sonra Max'i yürüttüm falan. Tolga'nın başı çok ağrıyordu, hemen yattı. Ben Max'i yürüttüm. İşte tuvaletini yaptı falan. İçeriye girdik. Yaklaşık 10-15 dakika sonraydı galiba, değil mi? Evet. Cam çaldı. Bir araba geldi, yanımızda durdu. O balık tutmaya iniyorlarmış oraya. İşte Tolga kalktı, tekrar açtı camı, baktı falan. Bir arkadaş, evet, balık tutmuş. Temizlemiş, hazırlamış. Bir tane tutmuş. Evet. Ben diyor balık tuttum, bir tane tutabildim diyor. Ondan sonra bunu diyor size vermek istiyorum. İftar diyor, saati diyor, yersiniz falan dedi. Dedik yok teşekkür ederiz. Bir de bir tane tutmuş adam, tuttuğu balığı bize vermeye, aynen, çalıştı. Bir de bizi daha önce izleyenler vardır mutlaka aranızda. Bizde balık kültürü yok malum. Bir karavanda balık pişerse diye bir videomuz var hatta. Neler yaşadığımızı oradan izleyebilirsiniz balıkla ilgili. Zaten yiyemeyeceğimiz bir şey, adam sağ olsun. Yani. Ama böyle o kadar ısrar etti ki böyle tuttum temizledim falan diye. Yani böyle biz dışarıda değildik aslında yani. İçeride bizim varlığımızı bilip bunu, evet, ikram etmek istedi. Çok
sıcak insanlar. Evet. Paylaşmayı çok seviyorlar. O gün hatta köy içinde bir camide durduğumuz zaman evet. bile hani ne yapıyorsunuz siz necisiniz diyen bir amca hadi gelin eve bir şeyler yiyip içelim. Gelin hani, misafirim olun gelin diye. Misafirim. Direkt bu kafada insanlar evet. gerçekten de. Çok içten şey böyle hani yardımcı olmak istiyorlar direkt. Evet. Vardır ihtiyacınız. Yolculuk hali vardır bir şeye ihtiyacınız. İlla ki işte balık tutmuş bir tane tuttuğu balığı bize vermeye çalıştı. Evet. Sağ olsun. Öyle güzel insanlar Doğu ile ilgili. Evet şu ana kadar gerçekten çok güzel. Ben zaten Doğu'da askerlik yaptığım için buranın yöre halkını kısmen de olsa bir tanıyorum. Ama 20 yılda gerçekten çok fazla şey değişmiş. Evet. Yani Nizip'in içinde de işte alışveriş yaparken esnafla biraz sohbet ettik. Hani gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Kendinizi kesinlikle tedirgin hissetmiyorsunuz. Sadece şivesel olarak şiveleri biraz kalın. Şiveleri kaba ama yürekleri yumuşak. Harika insanlar. Gerçekten çok güzel söyledin. Gerçekten çok güzel söyledin. Harika insanlar. Buradan Şanlıurfa'ya doğru devam edeceğiz. Çok fazla geyik yapmayalım. Evet. Videoda çok konuşamadık. Burada çenemiz açıldı ikimizin de. Çok fazla geyik yapmayalım. Sizin de başınızı ağrıtmayalım. Evet, biz de şimdi toparlanıp yola evet. devam edeceğiz. Yani kısacası artık. Kısacası dedim ya yarım saat konuştuktan sonra kısacası. Şey gibi oldu bu. Hani söyleyip yine de sen bilirsin. Evet. Ona döndü biraz. O zaman artık veda edelim. Evet. Yeni bir macerada, yeni bir yolda, yeni bir güzel şehirde görüşmek üzere diyelim. Güneydoğu maceramız devam ediyor arkadaşlar. Bir şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.